Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir aşılama operasyonu yaptım. Bakıyorum da hayvanlar baya baya büyümüşler. Artık kafese sığmamaya da başlamışlar. Yine her zamanki gibi mamamızı verdik. Yukarıdan birkaç tane aşılanacak vardı. Onları da aşağı bölüme indirdim. Çünkü yavrular büyüdüğünde artık ufakları ezmeye başlayabilirler. Ölüm olmasın diye buraya indirdik. Ama acayip derecede hızlı bir büyüme var. Maşallah. Bu tabi bizim mamamıza da bağlı bir olay. Hayvanlara protein yüklemesini güzel yapıyoruz. En son videomda bu kadar belli değildi yeleleri. Artık hayvandaki yeleler belirgin olmaya başladı. Gördüğünüz gibi baya baya civciv tüylerini atmak üzereler. Şu kafalarındaki sarı tüyler civciv tüy oluyor. Onlar da attığı zaman bakın bu mesela anaç tüylerini çıkartmaya başlamış. Şu arada mesela ufaklık var bir tane. Hala civciv tüyüyle duruyor. Dediğimiz gibi gelişimler çok güzel. İnce ince ibik yapıları da belirgin olmaya başladı. Bayağı bir yavrumuz oldu, şöyle göstereyim. Kafesin içi hemen hemen dolu diyebiliriz. Toplamında 70'in üzerinde yavru var. Bunları yeni aşıladım, buraya koydum. Bunlar artık kendini kurtarabilecek vaziyette. Yukarıda zaten bir su patlama faciası olmuştu dün. Hayvanların hemen hemen birçoğu ıslanmış. Tabi düzenledik, yetiştik. Her gün bakmakla alakalı bir şey bu. Yukarıya da bir mama operasyonu yaptık. Onları da çekeceğiz size. Burada dün çıkanlar var. Bugün çıkanlar var. Gördüğünüz gibi. Bunlar da büyüdüğünde hala bakın şu köşede duranlar mesela bugün çıkanlar. Hala içlerinde ben nereye geldim diyenler var. Burada farklı renkli olanlar da fizan, cüce koşunlar. Onlar da maşallah büyüdü. Büyük olanları aşağı bölüme aldım arkadaşlar. Bunlar rahat rahat yayılsınlar diye. Gördüğünüz gibi bunları da yakında balkonda bir, yani terasta bir alanımız daha var. Havadaki şu esinti gittiği zaman bunları da dışarıya alacağız inşallah. Her şey yolunda gözüküyor. Bunları bahçeye atmakta sabırsızlanıyorum ama şu an bahçeye koymak için daha erken. Betonumuzu attık. Kümesimizi komple bir tadilattan geçireceğiz. Bozuk olan yerlerini düzenleyeceğiz. Her şey güzel, yolunda. Badana, boya işleri de bittikten sonra kümesimize altlık malzemesini serip bu yavruları aşağıya götüreceğiz. Ama daha erken, birazcık daha şöyle palazlansınlar. Burası şu an için bunlara iyi. İçeride daha yerimiz var. Bu alanımız boş. Demek ki bunlar yayıldığında. Ama bu kadar yeter. Aslında biraz fazla ama idare eder. Daha alt bölmemiz var. Orayı hiç almadık. Bölmemiz yeterli. Gayet başarılı şekilde bu hale getirebildik elhamdülillah. Tabi Ramazan da başladı. Oruçluyuz. Akşama kadar ne yapacağız? Zaman geçirmek için kendimizi her zaman olduğu gibi kümese atıyoruz. Şunun mesela paçaları, kılıçları çok güzel, çok hoş. Önümüzdekini de aynı şekilde. Bütün hemen hemen hepsinde paça kılıç çok iyi. Bunlar büyüdükçe daha da iyi hal alacaklar. Ayak renkleri çok güzel. Kanat telekleri %80 güzel. İçinde beyaz kanat telekli olanlar da var. Ama onların da nereden geldiğini ben çok iyi biliyorum. Hop, aşağı atlamak yok. Hepsi özel grup arkadaşlar bunların. Özel çalışma.
Mamayı ihmal etmeyin. Dediğimiz gibi bakım çok önemli Brahma'da. Yani yumurtacı ırka ne verseniz olur ama Brahma öyle ne versek olmaz. Özel bakım ister. Bunlar da nasipse bir hafta sonra falan bir başka bölmeye geçireyim istiyorum. Çünkü bir haftaya kadar bu kümes almaz. Kümeste sıkıntımız yok ya. Birçok kümesimiz var arkadaşlar bahçemizde. Geçen de videoda göstermiştim. Aşağıdaki 5 bölmemiz, yani beton attığımız bölmeye anaç koymayacağım bu sene. Anaçlar gitti, yerde dursun. Bunları direkt ben indireyim ki mikrop bakteri çakışması olmasın. Şimdi size ince bir tüyo da vereyim. Mesela hepinizin kümesinde anaç hayvanlar olabilir. Kiminde Brahma olur, kiminde başkırık olur, kiminde ligorin olur, köy tavuğudur, fark etmez. Bu hayvanlar şu anda mikrobu bağışıklığı çok kaldırabilecek hayvanlar değiller. Siz anaçları elinize alıp ya da anaç kümesinde oynayıp da direktmen bu hayvanlar yanına gelirseniz o kümesteki bakteriyi direktmen bunlara getirmiş olursunuz. Bu aşıladığımız hayvanlar 2-3 gün sonra aşıyı vücuduna sindireceği için çok fazla bir sıkıntı yaşamazsınız ama aşılamadığımız hayvanları biraz sıkıntıya sokabilirsiniz. Dediğim gibi hayvanlarla, yani aşağıdaki anaç hayvanlarınızla uğraşıp direktmen onların yanında elinizi yıkamadan özellikle bu kümese gelmeyin. Öbür gün hasta olduğunu görürsünüz hayvanların. Hemen hapşırmaya başlarlar. Çünkü kümeste, hemen hemen Türkiye'deki her kümeste Ciardi hastalığı dediğimiz CRD illaki vardır. Anaç kümesten kendi kümesinize geldiğinizde hemen hırıltı başlar. Ya da bu kümesin altındaki talaşı haftada iki defa temizlemezseniz, yani pislendiğinde temizlemezseniz içeride bir amonyak kokusu oluşur. O amonyak kokusu da bunları hasta eder. O yüzden Brahma'da öncelik neydi? Dezenfekte, temizlik. Tekrar göstereyim. Şurada bir dezenfektan var benim. Bu şekilde hazırladığım bir fısfısım var. Ben bu kümesi her temizlediğimde altını dezenfekte ediyorum. Kümesi daha doğrusu. Mikrop yok. Gördüğünüz gibi hapşıran, tıksıran hayvanımız da yok. Bu da sağlıklı kümes olduğunu gösteriyor. Anaçları da aynı şekilde zaten. Anne babanın hasta olmaması lazım ki yavru da hasta olmasın. Ama anne baba hasta olduğunda, yumurta yaptığında yumurtaya ister istemez geçiyor o mikrop. Yavru da kuluçka makinesinden çıktığı gibi aynı şekilde rahatsızlığa kapılıyor. Yani yumurtadan da geçer hastalık arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Biz bu sene az ve öz hayvanla üretim yaptık. Bunların da artık böyle 7 aylık olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bahçemiz hazır, kümesimiz de hazır. Bunları size dediğim gibi gün gün evre evre videolarını çekeceğim. Birlikte büyüdüklerini izleyeceğiz. Bahçeye aldığımızı da hep birlikte göreceğiz. Bunları şöyle 8 aylık yaptığımız zaman, o zaman başında bir semaver çay çok iyi gider. Hobimizin zaten en güzel yanı da bu. Eş dost şu anda kümesimize gelemese de, malum koronadan dolayı, yakın zamanda bu mikroptan da Türkiye olarak kurtulup eski neşemize ulaşacağız arkadaşlar. Eskiden Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gider mezatlara katılırdık ya da eğitime katılırdık. Mesela ben hakemlik eğitimi de alıyorum. 7-8 tane eğitime katıldım. Ama son eğitimi ertelemek zorunda kaldık. Maalesef yurt dışından hakemler gelemediği için eğitim seminerini de öteledik. Sorun değil ama. Aldığımız eğitimler bizi bayağı bir donanımlı hale getirdi. Sizinle paylaştığım bilgiler de öyle kitaplarda yazan bilgiler değil. Elimizden geldiğince kendimizi geliştirdik. 10 yıl oldu arkadaşlar. 10 sene. Dile kolay. İnsan 3 meslek sahibi olur. 10 senede birçok olayla karşı karşıya geldim. Yani bu işe nasıl başladığımı videoları izleyen arkadaşlar çok iyi biliyor. Gerçekten büyük emekler verdik. Bu hale geldik. Bu sene dediğim gibi birazcık da hobi amaçlı. Hobiye yöneleceğim. Farklı renklerde brahmalar da bahçeme koymak istiyorum. Hem size
branma hakkında standart bilgileri verebileyim diye. Sadece light branma üzerinden eğitim veriyorum ama maşallah bu sene gerçekten yavrularımız çok iddialı. Gagasının sarılığına bakar mısınız? Hiç siyahlık yok. Gaganın sarılığı olsun, göğüs dolgunlukları olsun şu anda belli. Ayak renkleri de çok güzel. Umutluyuz. Mesela bu hayvanımız da aynı şekilde ibiğindeki çizgiler belli. Çok farklı kanlarda brahmalar var arkadaşlar. 8. ayı merakla bekliyoruz. Her şey yolunda. Yavruları bırakalım rahat rahat takılsınlar. Güzel bir ortam. Şöyle ufaklıkları da çekelim. Bayağı bir yavrumuz da burada var. Mesela burada ufacık hayvanlar var, gözükmüyor. Ama bunlar bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra kendine gelecekler, büyüyecekler. Mamamızı yine karıştırdık. Mesela mamayı şöyle kuruduğunda birazcık elinizle ovalayın. Daha rahat yerler. Bunlar çünkü üzerine çıkıyorlar ya. Sinek larvalarını da içine parçalayıp attık. Bak meraklıya bak. Ne var lan? Elimizde toz olmuş, lokum tozu. Gel. Sevilmez mi bunlar ya? Evet kardeşlerim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hepinizin Ramazan'ını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu zamanda ibadet etmek kadar güzel bir şey yok. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Hoşça kalın.